Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, maalesef dünden beri Hatay'dan çok ama çok üzücü haberler alıyoruz. Yani memleketimizin ciğerleri olan ormanların yakılması sebebiyle şu anda Hatay'da çok sıkıntılı ahvaller yaşanıyor. Ormanlar yakılıyor. Yangın evlere sıçradı. Arabalar yanıyor. Hayvanlar canlı canlı yanıyor. Diri diri hayvanlar yanıyor. O videolardaki kaplumbağalar, o tavşanlar, o yanan hayvanlar, o güzelim ormanlar, bu memleketin ciğeri olan ormanları cayır cayır yakıyorlar kıymetli kardeşlerim. İnsanların evlerine kadar sıçradı. İnsanların şu anda evleri, arabaları, ocakları yanıyor. Peki bunları yapanlar, bu vebale girenler, bu vebalin ahvalin altında nasıl yaşayacaklar? Bunları yapanlar kimler kıymetli kardeşlerim? Zaten ne dediler? Hemen tweet attılar. İşte Roma'yı bilmem kim yaktı ama Hatay'ı biz yakıyoruz. İşte Hatay'ı yakıyoruz, orayı da yakacağız, burayı da yakacağız, şurayı da yakacağız diye tweet attılar. Bu vatanın, bu güzel vatanımızın hainliğiyle, pislikleriyle bu hale getiren PKK'lılar ve PKK seviciler bu vatanda bizim yaşamamız için, bu vatanı yaşanmaz hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi ama her şeyi yapıyorlar. Bu vatana, bu ülkeye turist gelmesin diye, kimse bu vatanı sevmesin, herkes buradan nefret etsin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kıymetli kardeşlerimiz, ormanlar bir ülkenin ciğeridir. Ve bizim ülkemiz elhamdülillah ormanlarla dolu. Ama ne yapıyorlar? Bu ülkeyi çekemeyen, bu ülkeyi sevmeyen, Müslümanları sevmeyenler bu ülke için hemen ama hemen bir karalama kampanyası ya da bir operasyon çekerek ya da canlı bombalık yaparak ya da ormanları yakarak, buna teşebbüs ederek bu ülkeyi karalıyorlar. Bu ülkeyi yabancıların gözünde, dış ülkelerde itibarsız göstererek, işte Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye turist göndermeyin, işte Türkiye'ye kendi halkınızı göndermeyin, orada yaşanmaz, orada bak görüyorsunuz her türlü sıkıntılı ahval oluyor gibi şeyler yaparak bu memleketi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz ne yapacağız? Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz kıymetli kardeşlerim? Biz sünnet üzere bir hayat yaşayarak, biz Allah Celle Celaluhu'nun namazına, dinine, Kur'an'ına, zikredine, zikirlerine sarılarak biz inşallah bu belalardan, bu musibetlerden kurtulacağız. Başka çaremiz yok. PKK'nın yıllardır bu memlekete vermiş olduğu zarar, 30 senedir, 40 senedir şehit ettiği askerler, polisler, öğretmenler, bu memleketi ne hale getirdi bunlar? O kadar vatan evladı, o kadar şehit, o kadar anasız babasız büyüyen evlat, bunların hesabı nasıl olacak kıymetli kardeşlerim? Nasıl ki bu ormanları yakıp ciğerlerimize ateş salan bu hainler, bu PKK'lar, bu Ermeniler mahşerde, kabirde ve cehennemde bunun hesabını, bunun vebalini veremeyecekler, ödeyemeyecekler kıymetli kardeşlerim. Bakın dedik ya, bunların derdi belli, bu memleketi, bu vatanı yaşanmaz hale getirmek. Ama kıymetli kardeşlerimiz, burada daha büyük sıkıntılar var. Dedik ya, başka yerlerde de yangınlar çıkmaya başladı. Bu ateşi bütün ülkeye yaymaya çalışacaklar bunlar. Bu ülkenin üzerine operasyon çekmeye çalışacaklar. Biz buradan, tabii ki de devlet büyüklerimiz işini yapıyor ama biz tekrardan bir öneri, bir tavsiye gibi söyleyelim ki diğer ne kadar orman varsa, ormanlık alan varsa tedbirleri arttırmalar lazım. Orman koruyucular, ne kadar orada güvenlikçi varsa, gerekirse polis, gerekirse jandarma ile bütün illerimizde, ormanlarda korumayı sağlamamız lazım. Niye? Bunun ardı arkası kesilmez. Ardı arkası kesilmezse kıymetli kardeşlerim, kaosa gideriz. Bunlar insanları provokasyona sürüklemeye çalışıyor. Bu memleketi yaşanmaz hale getirmeye çalışıyor. Bu memleketin vatan evlatlarını şehit ediyor bunlar. Bunlar ne diyor? Ülkede yaşanmaz. İşte bombalar patlıyor, ormanlar yanıyor, terk edin gidin. İnsanların gözünde de itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz Allah için zikirlerimizle, namazlarımızla bu işi durdurmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bakın bunlar, bunların siyasi ayağı olan HDP bunlara karşı hiçbir zaman ses çıkarmıyor ve çıkarmayacak. Çünkü bunlar aynı zihniyette, aynı kafada. Onlar dağda, bunlar mecliste. Maalesef mecliste bu adamlar ya. Bu mecliste, bu PKK'lıların ne işi var? Bunlar, hükümet neden bunlara müdahale etmiyor? Ben bu konuda kardeşim hükümete de tavrımı koyarım. Ya bunlar ne işi var? Bunlar PKK'lı, bunlar vatan haini. HDP'nin ne olduğu belli. Ama işte kardeşim ne yapıyoruz?
Allah işte bunlara selamet versin. İşte kınıyoruz. Kınamayla olmaz kardeşim. Kınamayla olmaz. Bu memlekette o kadar çok pis insan var ki baş edemiyoruz. Bunları görüyorsunuz kardeşim. Yani sözde Müslümanlık, sözde selefilik adı altında kardeşim bir takım insanlar çıkıyor. Ebu Haris denen adam çıkıyor. HDP'nin kanalında, sol kanalda konuşma yapıyor. HDP neyse PKK da olur. PKK neyse DAEŞ de olur. Bu Ebu Haris ve tayfası da olur. Kıymetli kardeşlerim, PKK dağda askerimizi, polisimizi şehit ediyor. DAEŞ de dağda yaptıkları yetmiyor. Sınırda yaptıkları yetmiyor. Bu vatanın evlatlarına kafirliği, müşrikliği aşılayarak bu memlekette yaşanmaz denerek ne yapıyor? Onlar da bir taraftan PKK, bir taraftan HDP, bir taraftan bu DAEŞ'ler, Vahabiler, Selefiler bu memleket üzerine operasyon çekmeye çalışıyorlar. Biz ne yapacağız? Nasıl baş edeceğiz kıymetli kardeşlerim? Biz Allah Celle Can'ın izniyle dediğim gibi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ten vazgeçmeyeceğiz. Ehl-i Sünnet hocalardan vazgeçmeyeceğiz. Bu sıkıntılar yayılırsa, bu yangınlar çoğalırsa, bakın çok ormanlık alanlar var. Şehir içinde olan ormanlık alanlar var. Onlar bu işi buraya kadar sıçratırsa kardeşim memleket sıkıntılı bir ahval alır. Dediğimiz gibi kıymetli kardeşlerim, fazla sözü uzatmaya gerek yok. Hatay'da büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Oradaki hayvanlar canlı canlı yanıyor. Yangınlar evlere, şehire, ilçelere kadar sıçradı. Arabalar yanıyor. İnsanların canı yanıyor, malı yanıyor. Göz göre göre şu anda koca bir şehir yanıyor. Bunu dediğim gibi tabii ki de devlet büyükleri, itfaiyemiz, işte yangın personeli bu işi engelleyecek ama biz de zikirlerimizle, dualarımızla bu işe bir el atmamız lazım kıymetli kardeşlerim. Bu memleket nice hainlikler gördü, nice cibiliyetsizlikler gördü ama elhamdülillah Allah Celle Celle'nin izniyle hepsiyle baş ettik. İnşallah bunlarla da baş edeceğiz. He, bu videoyu niye çektik kardeşlerim? Provokasyonlara gelmeyin. Bunların bir maksadı da provokasyon. İnsanları sokağa dökmek, insanları alevlendirmek. Zaten ortada bir virüs var, ortada bir korona var. İnsanlar sokağa çıkamıyor, İnsanlar maskesiz gezemiyor. Bunlar ne yapacak? İnsanları böyle işte provokasyon yaparak işte ülkeyi yakıyorlar, işte devlet buna müdahale etsin de işte falan, işte PKK'ya işte sövsünler, bir miting yapalım, her neyse. Yani provokasyonun şeyi çok geniş çerçevesi var. Ama dediğimiz gibi biz ne yapacağız? Biz bu provokasyonlara gelmeyeceğiz. Biz bu güzel vatanımızı, bu güzel topraklara sahip çıkacağız. Ne yapacağız kardeşim? Allah Celle Celle'den sabır dileyeceğiz ve bu musibetlerin, bu belaların ülkemizden kalkması için en kısa sürede, en çabuk nasıl bu işi atlatırız? Büyüklerimize, devlet büyüklerimize bırakacağız bu işi. Ama dedim ya, biz de namazlarımızla, hacet namazıyla, Yasin suresiyle, ezanla kamet arası kardeşim inşallah bu meseleleri atlatacağız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve tekrardan Hatay'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Allah Celle Celle bir daha bu vatana, bu ülkeye böyle şeyler yaşatmasın.